Mahir kim? Kim Sibel? Herif asfalta yapıştı. Kılın kıpırdamadı. Kim o? Ya susmasana aşkım. Mahir abim dedin ama değilmiş. Peki kim? Neden bana yalan söyledin? Bu sana söylediğim tek yalan değil İbo. Bu sadece büyük bir yalanın küçük bir parçası. Sibel, sen ne diyorsun ya? Ben senin sevdiğin, 17 yıldır beklediğin masum kız değilim İbo. Ben kirli, sana layık olmayan bir kızım. Ne demek bu ya? Anlamıyorum seni Sibel. Senin öpmeye, dokunmaya kıyamadığın kız. Seni tanımadan önce sana abim olduğunu söylediğim o pislik beni satıyor diye bu. Mahir benim. Ya bir yanlışlık oldu herhalde. Bizim öğrencimiz olamaz. Ya kesin bir yanlış anlama var ortada. Ya bizim okulumuzda tembel, işe yaramaz, serseri bir sürü öğrenci vardır. Ama böyle bir öğrenci yok. Olmaz. Ya olamaz. Yani bizim öğrencimiz böyle bir şey yapmaz. Siz de bir şey söylesenize Kemal Bey. Her zaman onları korursunuz. Neden şimdi susuyorsunuz? Bu yanlış anlamayı düzeltsenize. Maalesef bu bir yanlış anlama değil efendim. Yani memur beyin söylediği gibi öğrencimiz... Aha. Evet. Aman yarabbi. Aman yarabbi. Bugün de ölmezsem bir daha ölmem. Ne yapacağız şimdi? Yapılacak şey belli efendim. Bu öğrencinin derhal okuldan atılması için işlemleri başlatacağım. Lütfen acele karar vermeyin Zafer Bey. Bence bunu yarın okulda konuşalım. Neyi bekliyoruz Kemal Bey? Neyi? Bu kız değil bizim okulun sınıflarında, etrafında bile olmamalı. Bu okulumuz için çok büyük bir leke. Onu temizlemek yerine neyi bekliyoruz efendim? Neyi bekliyoruz? Öyle değil mi Hulusi Bey? Evet. Beni ölümle tehdit ediyordu. Seni tanıdıktan sonra ölüm tehdidine rağmen o işi artık yapamayacağımı, bundan böyle beni artık kesinlikle kullanamayacağını söyledim ona. Ama kendi hayatımı aldırmadığımı görünce bu defa da seni öldürmekle tehdit etmeye başladı beni. Ölmeyi göze alabilmiştim. Ama senin ölmeni göze alamadım. Ve yeniden o iğrenç hayata dönmek zorunda kaldım. Bir şeyler hissediyordum. Bir şeyler dönüyordu etrafımda ama adını koyamıyordum. Kafamı kurcalayan pek çok şey sonunda aydınlığa kavuştu. Artık biliyorum. Ama bilmek hiçbir zaman bu kadar acı vermemişti.
Çok fazla Sibel. Çok fazla. O acıyı biliyorum aşkım. O acıyı sana fark ettirmeden aylardır yaşıyorum. Evet, çok fazla. Sana yalan söylemek benim için de çok fazlaydı. Katlanmakta çok zorlandım. Ama gerçeği senden saklamak zorundaydım. Her şeyi öğrendiğin zaman beni istemeyecektin. Bitecekti. Bitmesini göze alamadığım için sana gerçeği bir türlü söyleyemedim. Bir gün bir deprem sarsıntısıyla uyanacağımı bile bile bu güzel rüyayı sürebildiği kadar sürdürmeyi tercih ettim. Ve işte deprem günü geldi sonunda. Rüya bitti.